Falan geliyor. Etrafı kolaçan etti. Sabahın erken saatinde kimse yok. Şimdi kaptı. Zaten öldürmüştü. Öldürdüğü yeri de biliyor. Şimdi geldiği yerden direkt kaçıyor. Evet YouTube ailem, hava birden sıcağı kesti. Hafif bir rüzgar var ama maalesef kesmiyor. Aşırı şekilde terletiyor. Bir kötü bir haberim var size. Her yeri ot bastı ayrı mesele ama burada teli parçalamış. Çakallar arkadaşlar. Önce Turabi'nin kazlarını tıraşladılar. Ardından ördeklerini, sırada benim horozlara. Maalesef arkadaşlar Şahin ile, hani bu Junior Şahin ile bizim Boyka, bizim çakalların gazabına uğradı. Bizim Boyka'yı yemeden öldürmüşler ama Şahin'i de kaçırmışlar. Nereden girmişler onları da size göstereyim. Gördüğünüz gibi serengeçik her zaman gibi ot. Teli şey yapmışlar, tamamen atlamışlar. Gelip buradan da şöyle göstereyim. İki kat tel yapmıştım. Bunu yırtmışlar arkadaşlar. Nasıl yırtıyorlar anlamıyorum ya. Yani bunu yırtmaları imkansız, koparmaları da imkansız. Buradan girmişler arkadaşlar. Şuradaki delikten de girip maalesef bizim Boyka'yla Kara Şahin iptal. Yani üzülsem mi, sevinsem mi, ne yapacağım, hani şu an duygusal anlamda abonden olmuş durumdayım. Ne hissettiğimi de bilmiyorum. Herhalde 1-2 gün içerisinde bu hissettiklerim ortaya çıkacak. Ben burayı çok güzel, bak burayı da zorlamışlar, bayağı zorlamışlar. Normal bir insanın yani şey yapabileceği, ezebileceği bir yük uygulamak gerekiyor. Artık açlıktan nasıl bir şey hissettilerse buradan girmeye çalışmışlar. Buraya giremeyince de öbür taraftan girmişler. Yan tarafta teli de parçalamışlar ama oradan girememişler. Yani bunu ben çift kat yapmıştım, tek kat da değil. Ama maalesef gördüğünüz gibi buradan girmişler yani. Ne bileyim, ne diyeyim ki? Yani dün o kadar bağırtıyla, gürültüyle yanımda gürültü çıkartıyorlardı. Ben bir türlü anlamak istemiyordum. Fakat boyumun ölçüsünü aldım. Burayı arkadaşlar özellikle yaptım. Hayvanların hepsi buraya girip serinliyordu arkadaşlar. Ama maalesef olmadı. Artık her yeri, burayı da güçlendirmemiz lazım. Hani böyle gördüğünüz gibi burada çift kat ama burayı kapatmam gerekiyor. Artık kontrollü bir şekilde dışarı bırakacağız. Çünkü çakallar resmen şeye indi yani. Ovaya indi. Eskiden uzaktan bağırıyorlardı ama şimdi
çok rahat bir şekilde sağda solda geziniyorlar. Kurabi sürekli kovuyor onları. Ne diyeyim ki? Artık o da doğanın kanunu, vahşi yaşam merkezi olduğu için aslında en büyük hatayı biz yaptık. Gelip buraya yer yaparak artık ceremesini çekeceğiz arkadaşlar. Yani ne bileyim ki, ne diyeyim artık. Şöyle kenardan geç, ah! Şuradan geçeyim, buraları komple kapatacağız. Şurada bizim Junior Şahin'in tüyleri gördüğünüz gibi her tarafa dağılmış. Boyka da dışarıda ölüsünü bulduk. Boyka'nın da bir yanına gideyim. Şöyle burayı bulandırmam lazım. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar öldürmüşler. Artık ne diyeyim ki? Moralimi bozmak istemiyorum. Çünkü öbür türlü yaşayacak bir şey kalmaz. Sadece ölümlere üzülüyoruz ama doğumlara da sevinmem gerekiyor. Fakat 4 tane civcivin geri kalan bir tanesi de yok. O nerede? Acaba onu da sırf ayıp olmasın diye mi böyle tatlı niyetine mi yediler onu? Bundan biri daha yok. Şöyle şunlardan 3 taneydi. 4 taneydi. Biri yok. Şunlardan arkadaşlar 2 tane daha var. Onlar nerede? Yani birazcık canım sıkıldı açıkçası. Hepsini buraya kilitleyip akşamları sabaha kadar nöbetle tutmamız gerekse de bir şekilde arkadaşlar onlara ulaşmalarını engelleyeceğiz. Ben burayı bir toparlayayım. Yumurtlama yapan tavuk var mı? Yalnız dediğim gibi 3 tane burada, 2 tane daha. Artık sayıp içtima yapmak. Aha, ikisi de burada, çok güzel. Oh be, rahatladım. Hani ikinci versiyonlar daha burada. Siz oraya nasıl gidiyorsunuz ya? Ya gelinsene. 2, 4, 6. Bunlardan da gidenler var herhalde. 2, 4, 6 tane burada. Şöyle bir bakalım. Onlar da 11. 3 de burada arkadaşlar. 9. Bir tanesi yok. 6 o, 3 de o, 9. 10 tane olması lazım. Artık hafızama güvenmeye çalışıyorum. Bir bakalım. Bir tane de burada olması lazım. Maalesef yok. Yine bir katliam yapmışlar. Artık yapacak bir şey yok. Ne diyebilirim ki? Yani sizin sürekli köpek besleyin hocam falan demenizi hep hani bilinçaltıma ittim ama her zaman olmuyor. Yani köpek beslemek buralarda arkadaşlar çok zor. Değil mi kuzucuklar? Maşallah, maşallah. Dostlar, Indio Gigante büyük birinci nesilden sonra üçüncü, hatta kaç dördüncü nesil yavrusu da gördüğünüz gibi Indio Gigante annemiz güzel güzel yavrularını çıkardı. Yalnız fazlasıyla yumurta koymuştum fakat 2, 4, 5, 5 tane çıkardı. 2 tanesi de çıkmak üzere. Artık çıkarlarsa şanslarına, çıkmazlarsa da şanslarına. Yaşıyorlar, ikisi de yaşıyorlar. Biraz yardım etmek zorunda kaldım. Hani kabuğunu kırmak zorunda kaldım. Şu yavaş yavaş çıkmak istiyor. Yani şuradaki var ya, şu kendince yaşamaya çalışıyor. Öbürü ise bakın çıkmaya çalışıyor. Umarım kendisi çıkar. Çıkarsa da çok da güzel olacak arkadaşlar. Keşke tripodu koysak da yumurtadan çıkabilse arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız olur diye düşünüyorum. Şöyle kenara alayım şurayı da. Bir bakalım, deneyelim. Neyse arkadaşlar, bunlar çıksın. Yavrularımız da burada. Indio Gigante konusunda tekrar söylediğim gibi canavar gibi Indio Gigante'ler üretmek istiyorum. Annelerimiz de bize yardımcı olacak. Arkadaşlar, Boyka'yla
Junior Şahin'in maalesef kaybetmenin üzüntüsü içerisinde yaşasak da doğanlarla sevineceğiz. Elimizden geldiğince en düşük ihtimalle kapatmak istiyoruz zararımızı. Neyse dostlar, en kısa zamanda görüşürüz. Hoşçakalın.